This is BBC World News. I'm Maryam Mashiri. Our top stories. The most powerful military commander in Iran has been killed in a US airstrike in Baghdad, ordered by President Trump. Tonight, Iraqi State TV is reporting that among the people killed is Qasem Soleimani. Iraqi television has just confirmed that Qasem Soleimani, former general in Iran's Revolutionary Guard and the commander of the Quds Force, has been killed in a rocket attack apparently initiated by the United States. Amma azm ma baraye gereftan intiqam az amerikai jinayatkar sehyunist hay qasib bishtar khahad bud. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı komutan Qasem Soleimani, İran'ın Orta Doğu faaliyetlerinin arkasındaki isimdi. 1980'lerde tüm bölgeyi etkisi altına alan İran-Irak Savaşı'ndan bu yana, İran'ın bölgedeki güvenlik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamış, son 10 yılda Lübnan, Irak, Suriye, Gazze ve Yemen'de İran'ın attığı adımları yönlendirmişti. 1956 doğumlu Qasem Soleimani, ilkokul mezunu bir inşaat işçisiydi. 19 yaşındayken İran'ın dini lideri Hamaney'in öğrencilerinden birinin verdiği sohbetlere katılmaya başladı. Ve bu sayede Hamaney'le doğrudan bağlantı kurdu. 1979 İran İslam Devrimi ile Hamaney liderlik koltuğuna oturduğunda, Soleimani de devrim muhafızlarının göze çarpan isimlerinden oldu. İran-Irak Savaşı'nda cephede savaştıktan sonra uzun süre Afganistan sınırındaki birliklerin komutanı olarak görev yaptı. Ve 1988'de Hamaney, Süleymani'yi İran'ın etkisini bölgede yaymak üzere kurulan devrim muhafızlarının bünyesindeki en etkili güç olan Kudüs gücünün başına getirdi. Süleymani'nin komutan olmasından sonra Kudüs gücü tüm bölgede istihbarat faaliyeti yürüten ve özel operasyonlar yapan silahlı bir güce dönüştü. Kudüs gücü sadece devletlerle değil, devlet dışı gruplarla da yakın ilişkiler geliştirerek etkinliğini geniş bir alana yaydı. Kudüs gücü ve Süleymani son dönemde bölgede etkinliğini savaşçıları üzerinden arttırdı. Suriye iç savaşında devlet başkanı Esad'ın yanında savaşmak üzere Afganistan'dan, Irak'tan ve Lübnan'dan Şii milis güçlerini Suriye'ye gönderdi. 2014'te IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinin ardından Qasem Soleimani, IŞİD'e karşı savaşmak üzere kaydolan Şii gençleri Haçlı Şabi örgütü bünyesinde toplayarak 50 binin üzerinde savaşçı kazandı. İç savaş boyunca birkaç kez Suriye'nin farklı bölgelerinde cephede görüldü. 2018'de Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki aktivitelerinden sorumlu komutanlardan Joseph Wattle, "Nerede İran'ın bir hareketliliği varsa orada Qasem Soleimani'yi görüyoruz. Lideri olduğu Kudüs gücü en büyük tehdit," demişti.